İyi günler efendim. 15 Mart Çarşamba günü saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Paranın rotasında 2 saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Her zaman olduğu gibi Erdoğan Türan'la birlikte. Merhaba Erdoğan Bey. Merhaba Hüseyin Hanım. Yine hareketli günler. Evet. Herhalde böyle devam edecek bir süre daha. Küresel taraf da oldukça hareketli. Evet. Bir bakalım borsaya. Bugün %1.67'lik düşüş var şu anda. 5120 puanda. 5070'e kadar düştü hatta. Ne dersiniz? 5000 sınırını mı zorluyor şimdi de? Biraz zorluyor. Her yer kötü aslında bugün. Öğleye doğru da Credit Suisse'le ilgili bir haber geldi. Hı hı. Bankacılık sektörüne dair birkaç gündür gelen haberler piyasaları bozuyor aslında. Yani bankalar bozulunca da endeksler de dolayısıyla bir şekilde tadı kaçıyor piyasanın. Bugün de Credit Suisse konuşuluyor. Ana ortaklarından bir tanesi Suud tarafı sermaye enjeksiyonu yapılacak sorusuna böyle bir şey düşünmüyoruz kesinlikle deyince oradaki satışlar her yere yansımış gibi gözüküyor. Bize özgü bir durum yok ama biz de etkileniyoruz. Şöyle bir şey de var, yabancı payı bizde şundan 3-4 yıl önceki kadar yüksek olsaydı çok daha yüksek oranda satışlarda görebilirdik Borsa İstanbul'da ama bizde biten bir şey var. Bilanço dönemi sona erdi. Seçim dönemi başlamıştı zaten. Deprem zaten her gün konuştuğumuz bir konu. Bu konjonktürde 5500'ü denedi, aşamadı. Şimdi orayı deneyip de aşamayınca endeksin geri çekilmesi de çok da sürpriz olmuyor aslında. Şimdi bakacağız 5000 üzerinde duracak mı durmayacak mı önümüzdeki günlerde? Evet. Credit Suisse aslında grafiklerimiz de vardı. Onları da getirelim. Evet. Haberi hazırsa haberini de getirebiliriz. Hisseleri %20'nin üzerine değer kaybetti. Evet. Sert bir satış yiyor. Aslında yani yıllardır Credit Suisse ile ilgili gelen haberlerin çoğunluğu hep kötü oldu. Hı hı. Skandallara karıştı ismi. Sadece son iki yılda Credit Suisse hisselerinin değeri %84 düştü. Yani sadece bugünün konusu değil. Çünkü şöyle bir şey var. Hisseyi verelim sonra. CDS'i de yükseliyor tabii. Hı hı. Kredi risk primi de yükseliyor şirketin. Müşteri kayıplarında bir hızlanma var doğal olarak böyle bir şey yaşanınca. %10'una sahip olan Suudi ortakta nakit enjeksiyonunu yapmayacağız dedikten sonra biraz daha karıştı burası. Yaklaşık 120 milyar dolarlık bir likitte çıkışı var bankadan. Hı hı. Bu da şirketi sıkıştırıyor. Bu grafiği hazırlarken %20 civarındaydı, %25'e dayandı. Son durumda Credit Suisse hisselerindeki kayıplar. Ama sadece bu banka değer kaybetmiyor. Avrupa bankalarının neredeyse tamamında eksiler gördük. Eksiler var şu an için. Şirketin yönetiminden haberler var. Credit Suisse Başkanı diyor ki devlet yardımı bankanın konusu değil. Ve bugün yaşadığımız konu Amerika'daki bankacılık sorunuyla ilgili bir sorun değil. Bizim orayla bir bağımız yok diyorlar. Fark etmiyor. Yani güven şöyle bir sallanınca her yere satış geliyor. Bugün Credit Suisse, yarın başka bir banka olur mu? Olabilir. Neden olmasın? Evet. Maalesef ciddi bir burada panik durumu var. O paniği çok özür dilerim. Bir sonraki grafikte 5 yıllık CDS'ler çok net, evet, gösteriyor. Yani şu 1-2 gün içerisinde 2 puan, 2,5 puanlık artış var. Bankanın borçlanma maliyetinde. Hı hı. Kredi riski, yani ödeyememe riskinde 254 puanlık bir yükseliş yaşanmış çok kısa süre içerisinde. Bu da piyasanın aslında bu konuya tepkisinin ne kadar sert olduğunu da gösteriyor. Şey yok, yatırımcının müsamahası, bekleyelim, netleşsin, bir açıklama gelir falan, böyle bir şey beklenemiyor şu ortamda. Evet, bir haberimizi de getirelim ekranlarınıza. Böylece aslında biraz daha netleştirmiş olalım bu tabloyu. Daha sonra da bu panik havasını konuşacağız elbette yayınımız içinde de. Getirelim önce haberimizi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bankacılık krizinin endişeleri Avrupa'ya da sıçradı. Büyük sarsıntı İsviçre merkezli Credit Suisse'de yaşandı. Panik satışları Credit Suisse Bankası'nın en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla başladı. Bankanın hisse senedi fiyatlarındaki düşüş %25'e ulaştı. Avrupa'nın önemli bankalarındaki düşüşlerde hız kazandı.
BNP Paribas, Societe Generale, Commerzbank, Deutsche Bank, Barclays ve Standard Chartered'da da değer kayıpları görüldü. Bu gelişmelerle birlikte Avrupa'da STOXX Europe 600 gösterge endeksi, Almanya'da DAX 40 endeksi, İngiltere'de FTSE 100 endeksi, Fransa'da CAC 40 endeksi, İspanya'da IBEX 35 endeksi ve İtalya'da MIB 30 endeksi de değer kaybetti. Analistler İsviçre'nin en büyük ikinci bankası konumundaki Credit Suisse'in sıkıntıya girmesi halinde Avrupa genelinde bankacılık sektörünün önemli risklerle karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor. Kriz, para piyasalarındaki fiyatlamalarda oynaklığı artırırken Avrupa Merkez Bankası'nın 50 bas puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler de %43 seviyesine indi. Evet, bakalım borsada şu anda %1.4'lük düşüş var. 5133 puandan işlem görüyor. Devam edelim. Az önce de bahsettiğimiz gibi aslında küresel bir dalgalanmadan etkileniyor. O etkiyi görüyoruz. Bakalım endekslere. Bankacılık endeksi de aynı etkiyi görüyor mu? Yarım puanlık bir düşüş var. 4829.31 puanda. Devam edelim endekslere. Sınaiye bakalım. Orada da %1'lik düşüş var. 8484 puandan işlem görüyor. Diğerlerine de bakalım. Bu araba Avrupa endeksleri %3 civarı ekside şu an. Hı-hı. Avrupa borsaları. Evet, ilk sayfayı getirelim. Biz turizmde %2'lik düşüş var. Biz sporda %1,5'luk düşüş var. Biz gayrimenkulde %3'ün üzerinde. Biz teknolojide %3,5'luk düşüş var. Devam edelim. Çok özür dilerim. Bir şey ilave edeyim mi? Tabii. Bu bankacılık sorunu doğrudan bize yansıyor olsaydı biz bugün BİST Banka'da %0,5'lik eksi görmezdik. Evet. Daha büyük kayıp olurdu yani. Aslında hani ilk günün dışında Amerikan bankalarının iflasında da aynı şekilde daha sağlam durdu BİST Banka. Evet. Çünkü Türk bankaları da zaten alakası yok. Alakası yok. Evet, devam edelim. Bir sonraki sayfaya bakalım. BİST sigortada %2'nin üzerinde düşüş var. BİST inşaatta %3,7'lik düşüş var. BİST gıdada %2,2'lik düşüş var. BİST madencilikte %3'lük düşüş var. BİST bilişimde %3,3'lük düşüş var. Bir tek BİST kimyada yatay pozitif bir seyir var. Peki bir bakalım yükselenlere, düşenlere. Siz şimdi Avrupa borsaları dediniz. Oraya da bir bakalım daha sonra İrem. Koray GEO, Tüpraş, Mavi Giyim, Pegasus ve Sasa Polyester. Bugün hissedisinde yükseliş yaşayanlar, yani yarım puanlık yükseliş bile en çok yükselenleri sokmuş Sasa'yı. Düşenlere bakalım. En çok fiyatı azalan hisseler GSD Holding, Odaş Elektrik, Global Holding, Kızılbük GEO ve Bağpaş olarak sıralanıyor. Bir Avrupa borsalarına bakalım. Daha sonra bilanço dönemi sona erdi ama bakmadığımız bilançolarımız var. Hem dünden hem de bugünden onlara bakalım. Evet, Londra'da %3'e yakın düşüş var. Bu arada tabii özellikle Silikon Vadisi Bankası'nın hisseleriyle ilgili de bir orada sürekli bir gündem söz konusu. Frankfurt'ta da %3'e yakın düşüş var. Paris'te de %3,5'luk düşüş var. Madrid'de, IBEX'te de %4'ün üzerinde düşüş var. Evet. Evet. Getirelim o zaman bilançolarımıza bakmaya başlayalım. Dünden kalanlarla başlayalım. Matrix bilgi dağıtımla 4. çeyrek bilançolarına bakmayı sürdürelim. Evet. Matrix'in 2021 yılı karı 25.8 milyon TL'ydi. 2022 yılı karı %127 oranında artarak 58.7 milyon TL'ye ulaşmış. Şirketin satışlarında %51'lik bir artış gördük. Finansal borçları son bir yılda %1 düşmüş şirketin. Ticari borçları %58 oranında artmış. Şirket öz kaynaklarını son bir yılda %74 oranında arttırmış. Bugün %4'e yakın eksi var değil mi? Evet, %4'e yakın düşüş var. 36.52'den işlem görüyor. 80.35 zirvesi oldukça uzakta. Masar Zorlu Holding'e bakalım. Masar Zorlu Holding'in 2021 yılında 58.9 milyon TL zararı vardı. Zarardan kâra geçen bir şirket oldu. 66 milyon TL 2022 yılı net kârı. Şirketin hasılatında yani satışlarında
%80'lik bir artış yaşanmış. Öz kaynaklar %380 oranında artmış son bir yılda. Finansal borçlar %24 oranında azalmış. Bugünse hissede... Hemen bakıyorum ben ona. Ben de bakabilirim. MZHL'de... %3.6'lık düşüş var. 8.11'den evet, işlem görüyor. Evet. Natural enerjiye bakalım. Naten. 2021 yılında 1 milyar TL'lik bir kar rakamı vardı. Karlılıkta bir azalma gördük. 2022 yılında bu rakam 836 milyon TL'ye gerilemiş durumda. Yıllık karda %18'lik bir azalma söz konusu. Şirket satışlarını son bir yılda %57 oranında arttırmış. Finansal borçlar %25, ticari borçlar %53 oranında artmış. Öz kaynaklar ise %41 oranında bir yükselme kaydetmiş natural enerjide. %1'lik yükseliş var. 143 liradan işlem görüyor ama zirvesi 210 liraymış. Net Holding'e bakalım. Net Holding 2021 yılında 1 milyar TL kar açıklamıştı. 2022 yılında bu karı %189 oranında arttırarak 2 milyar 938 milyon TL'ye taşıyabildi. Şirketin öz kaynaklarında %63 oranında bir artış gördük. Finansal borçlarda çok küçük bir azalma var, %1. Ticari borçlarda da %49'luk bir artış yaşanmış şirkette. Şirketin esas faaliyet karı da %302 oranında artmış. Bugün eksi. Evet, %2'lik düşüş var. 10.86'dan işlem görüyor. Zirvesi 16.16'ymış. Evet, Odaş Elektriğe bakalım. Odaş. 2 milyon TL bir zarar vardı 2021'de. 2022'de yüksek bir kar rakamı gördük. 2 milyar 859 milyon TL. Esas faaliyet karı şirketin son bir yılda %1075 oranında artmış. Satışlarda %429 oranında bir artış var. Finansal borçlar %5 düşmüş. Ticari borçlarda %130'luk bir artış görmüşüz. Oyak Yatırım Odaş için hedef fiyatını 11 TL seviyesi olarak açıklamış. Daha önce 15.50'ymiş. Aşağı çekmiş aslında. Ama beklenti olarak da endeks üstü getiri şeyi var şirketin. Yani %35 civarı bir prime tekabül ediyor Oyak Yatırım'a göre. Fakat neden böyle bir yorum yapılmış? Bu rakamlar net böyle bakınca gayet güzel parlak. Fakat beklentilerin biraz altında. Daha yüksek bir beklenti varmış anladığım kadarıyla piyasada. Onun da hisse etkisi yani, biraz var. Yıllık olarak baktığımızda net kar %5.945 gibi bir rakam. Daha fazlası. Evet. Piyasa doymuyor. Bugün %5.3'lük düşüş var. 7.23'ten işlem görüyor. Daha fazla beklenti olduğu da görülüyor aslında. Evet. Özerden Plastiğe bakalım. Şirket 10 milyon TL 2021 yılı karını 2022'de 26.3 milyon TL'ye çıkarmış. %162'lik bir artış. Şirket satışlarını %92 oranında arttırmış son bir yılda. Öz kaynaklar %87 oranında yükselmiş. Finansal borçlarda %16'lık düşüş varken ticari borçlarda %67 oranında bir artış yaşanmış şirkette. Hisse değerinde ise %1.6'lık düşüş var. 11.55'ten işlem görüyor. Pamel Elektriğe bakalım. 2021 yılında 3 milyon TL olan kar 2022'de 84.8 milyon TL'ye çıktı. %2695 oranında bir artış. Satışlar %182 oranında yükseliş yaşamış. Finansal borçlar %44 düşmüş. Ticari borçlar %84 oranında artmış. Öz kaynaklarda son bir yılda şirket %128'lik bir artış kaydetmiş. Bu kötü havada bugün iyi bir performans diyelim hissede. Evet. %2.73'lük yükseliş var. 372 lirada zirvesi zaten 397 liraymış. Evet. İyi bir havası var bugün. Papillon Savunma'ya bakalım o zaman. Papillon Savunma 24.6 milyon TL 2021 yılı karını 2022'de 39.1 milyon TL'ye taşıyabildi. Fakat karlılığa yüzdesel değişim olarak bakarsak %59'luk bir artış demek oluyor bu. Buna daha çok böyle enflasyon rakamıyla ilişkili olarak bakılıyor. Enflasyonun altında, yani o yüzdesel olarak altında bir rakam varsa çok da hoşuna gitmiyor yatırımcıların diyeyim.
Şirketin ticari borçları son bir yılda %330 oranında artmış. Finansal borçları ise %53'lük bir azalma kaydetmiş. Öz kaynaklarda %32'lik bir artış yaşanmış şirkette. Evet, bugün %2,5'luk kayıp var. 15.85'ten işlem görüyor. Evet. Peker GYO'ya bakalım. Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı karını azaltan bir şirket oldu. 2021 yılında 464 milyon TL olan yıl sonu karı 2022'de %22 azalarak 360 milyon TL seviyesine gerilemiş. Gayrimenkul yatırım ortaklarını pek görmediğimiz bir tablo aslında bu. Şirketin esas faaliyet karı %23 oranında azalmış. Satışlar %133 oranında artış kaydederken finansal borçlar %20, ticari borçlar %23 oranında artmış son bir yılda. Şirketin öz kaynaklarında ise son bir yıllık periyotta %30'luk bir artış var. Bugün %0,29'luk düşüş var. 3,49'dan işlem görüyor. Penguin Gıda'ya bakalım. Penguin Gıda. 27.4 milyon TL 2021 yılı karı. 2022'de bu kar 80.3 milyon TL'ye taşınmış. %192'lik bir artış. Şirketin satışlarında yıllık karşılaştırmada %108'lik bir artış var. Şirket esas faaliyet karını %105 oranında arttırmış. Finansal borçlarda %150'lik bir artış gördük. Şirket son bir yılda öz kaynaklarını da %140 oranında arttırabilmiş. Hissede ise bugün piyasaya paralel bir değer kaybı var. Evet, %2,28'lik düşüş var. 6 liradan işlem görüyor. Sarkuysan. Sarkuysan 2021 yılında 553 milyon TL kar açıklamıştı. 2022 yılında kar rakamını %104 oranında arttırarak 1 milyar 129 milyon TL olarak açıkladı şirket. Satışlar %98 oranında artmış şirkette. Şöyle bakınca en yüksek kalem değişikliği kendi içinde öz kaynaklar %76'lık bir artış kaydediyor. Ticari borçlar %65'lik bir artış yaşamış son bir yılda. Şirketin esas faaliyet karı %37 oranında artmış. Bu çok yüksek bir rakam değil aslına bakarsanız. Hissede ise bugün pozitif bir seyir var. Evet, %1,3'lük yükseliş var. 30,14'ten işlem görüyor ki zirvesi 33,50'ymiş zaten. Fena bir yer değil. Evet. Selva Gıda'ya bakalım. Selva Gıda. Selva Gıda. Selva mı, Selva mı? Selva. Peki. Bir isim olsaydı, isim olsaydı Selva olabilirdi. Peki. 2021 yılında 10.8 milyon TL zarar vardı şirkette. Zarardan kâra geçti. 79.4 milyon TL kâra geçti şirket 2022'de. Şirketin brüt kârı bir yıllık dilimde %124 oranında, satışları da %117 oranında artış kaydetti. Finansal borçlarını azaltmış son bir yıllık dilimde. %25 oranında bir azalma var. Öz kaynaklarda da %106'lık bir artış söz konusu Selva Gıda'da. Evet, bugün %3,8'lik düşüş var. 9,92'den işlem görüyor. Servet GYO'ya bakalım. Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yine gayrimenkul yatırım ortaklığının çoğunda olduğu gibi son çeyrekte bilançoyu çok ciddi oranda toparlayan şirketlerden biri olmuş. 2021 yılında 688 milyon TL kar vardı. Bu rakam 2022'de 3 milyar 657 milyon TL'ye çıktı. %431'lik bir artış bu. Satışlar %122 oranında artarken şirket finansal borçlarını %39 oranında azaltmış. Ticari borçlarda ise %175'lik bir artış yaşanmış son bir yıllık zaman diliminde. Öz kaynaklarda da %153 oranında bir yükseliş var. Hissede ise küçük bir eksi var. Evet, yarım puanlık diyebiliriz. Bir eksi var. 166.90'dan işlem gördüğünü de söyleyelim. Evet, Söktaş'a bakalım o zaman. Söktaş. 9.7 milyon TL kardan 114 milyon TL zarara geçti şirket. Kardan zarara geçen bir şirket olmuş. Şirket esas faaliyet karını da %18 oranında azalmış olarak gördük. 164 milyon liradan 134 milyon liraya gerilemiş burası. Satışlar aslında fena değil. Yıllık karşılaştırmada %105 oranında bir artış var. Ama hisseye bakınca da %2 civarı eksi varken zirveden de bayağı uzak aslında bakarsanız. Yani. 3,46'dan işlem görüyor şu anda. 6,55'miş zirvesi.
Evet, Turex Turizm'e bakalım. Turex 52.4 milyon TL idi 2021 yılı karı, bunu 112.1 milyon TL'ye taşıdı. %114'lük bir artış. Fakat çeyrekle karşılaştırırsak çeyreksel bazda %1672'lik bir yükseliş görüyoruz ki turizm sektörü için çok şaşırtıcı değil herhalde. Şirketin brüt karı %80 oranında artmış. Şöyle borçlara bakıyorum. Ticari borçlar son bir yılda %250 oranında artmış. Finansal borçlarda da %92'lik bir artış var. Hissede ise yani zirveden çok uzak değil sanki grafik, eğer gözüm yanılmıyorsa. Evet, %2,5'luk düşüş var bugün. 27 liradan işlem görüyor. Zirvesi de 33 liraymış zaten. Çok uzakta değil. TÜBİTAK'a bakalım. TÜBİTAK. Evet, geldi. Geldi. 50.5 milyon TL idi 2021 yılı karı. Burada ciddi bir artış var. %1042'lik bir artışla 2022 yılı karını 577.4 milyon TL olarak görüyoruz. Şirket satışlarını %231 oranında arttırmış. Brüt karda %309'luk bir artış var. Esas faaliyet karı %596 oranında artmış. Öz kaynaklarda ise son bir yıllık periyotta %62'lik bir yükseliş var. Hissede ise aslında bugün %3,8'lik düşüş var. Evet. 54.20'den işlem görüyor. Ulusoy Elektriğe bakalım. Bakalım. Ulusoy Elektrik zarardan kâra geçen bir şirket oldu. Geçen yıl diyorum hep. 2021 yılında 74.4 milyon TL zarar vardı. 2022'de 59.1 milyon TL kâr gördük. Şirket son bir yıllık zaman diliminde brüt kârını %553 oranında arttırdı. Satışlarda %137'lik bir artış gördük. Öz kaynaklarda küçük bir yükseliş var %12'lik. Hissede ise aslında çok ciddi bir oynaklık var. Grafikte evet, sert bir düşüş görüyoruz orada. Bugün de %5'e yakın değil mi? Evet, %5'lik düşüş var. 170 liradan işlem görüyoruz. Zirvesi 369 liraymış. Eğer herhangi bir bölünme falan yok. Öyle. Hatırlamıyorum. Evet. Hatırlamıyorum. Ciddi yanılıyor da olabilirim. Düşüş var. Evet, Verisa Holding'e bakalım. Verisa Holding. Verisa Holding 2021 yılında 295 milyon TL kar açıklamıştı. Yıllık karı 2022'de %131'lik artışla 681 milyon TL'de gördük. Şirket satışlarını %193 oranında arttırmış. Finansal borçlarda %497'lik bir yükselme gördüm burada. Ticari borçlar %42 oranında artmış şirkette. Hisse değerinde aslında Aralık ayından bu yana çok büyük bir değişiklik yok gördüğüm kadarıyla. Evet. Zirvelerine yakın bir yerde oyalanıyor gibi. %2'lik düşüş var bugün. Evet, bilançolara bakmaya devam edeceğiz. Tamam. Ama bir bakalım şu an itibariyle ne durumda borsa? BIST 100 endeksi integral yatırıma gidelim. Araştırma uzmanı Başak Kara bizimle olacak. Hoş geldiniz Başak Hanım yayına. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Hem küreselde dalgalı bir gün, bizim borsamızda da aynı etkiyi görüyoruz gibi. Şu an itibariyle nasıl bir tablo var? Sizden dinleyelim. Borsa İstanbul'da dün yukarı yönlü 5.350 seviyesini test etti ama kapanışa doğru satış baskılarını gördük. 5.200 seviyesinin üzerine biraz kapattı ama bugün biraz daha risk iştahı yüksek başladı. Daha sonrası satış baskıları arttı. Bankacılık endeksinde bir baskılı bir hareketlilik var. X100'da bir satış baskılarının olduğunu görüyoruz. BIST 100'den BIST 30 hisselerini çıkarttığımızda geriye kalan 70 şirkette baskılı bir seyir var. Öğleden sonra genele yayılan bir satış baskısı oldu. Amerika'daki iki bankanın iflas etmesi biraz daha bunlar da etkiliyor. Yani küresel piyasalara paralel gidiyoruz. Uzun zamandır kendi iç dinamiğimizde hareket ediyorduk ama şimdi küresel piyasalara biraz daha paralel hareket ediyoruz. Bunların etkilerini de görüyoruz piyasada. Geçtiğimiz haftalarda da risk iştahı oldukça yüksekti. Bunların kâr realizasyonu da olmuş olabilir. Yani temel olarak bu iki nedene de dayanıyor olabilir. Destek seviyeleri 22 ve 50 günlük hareketli ortamın altına doğru geri çekilme yaşadı endekste. Satış baskısını gördük. Burada önemli olan aslında 5250'nin üstüne doğru bir çıkması lazım ki 5350 seviyesinden direnç seviyesi olarak yukarıya çıkması lazım.
Teknik anlamda 5500 seviyesi önemliydi. Bu seviyeyi aşamadık. Yani bu 5500 seviyenin üzerine çıkabilmesi için açıkçası yeni bir hikayeye de ihtiyacı var. Burada bankacılık endeksinde aslında öncü olması lazım. Ya da geri alımlar burada etkili olabilir. Belki yine temettü haberleri de etkili olabilir ama çok dalgalı seyir devam ediyor. Seçim dönemine yaklaşmış olmamız da etkili. Teknik anlamda 5300-5350 seviyesinin üzerine çıkması lazım. Olası geri çekilmelerde 5000 psikolojik destek seviye olarak karşımıza çıkıyor. Küresel piyasalarda ABD'de üfe verisini karşıladık. Tabii buradaki satış baskıları hala devam ediyor. Üfe verisi beklentinin altında açıklandı. Dolayısıyla burada altın fiyatlarında bir 1900 seviyesine tutunma çabası vardı. Geri çekilmeler oldu ama açıklanan üfe verisiyle yukarı yönlü hareketlikler izledik. Gümüş fiyatlarında %3'e yakın bir yükselişler oldu. Genel itibariyle emtiaların bazıları olumlu karşıladı veriyi. Satış baskıları ara ara devam ediyor küresel piyasalarda. Haftaya 22 Mart'ta Fed'in faiz toplantısı olacak. Buradaki tabii ki karar önemli olacak hem küresel piyasalar hem de emtia piyasaları için. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Başak Kara bizimleydi İntegral Yatırım'dan. İyi günler dileyelim Başak Hanım'a. Ve tabii borsayı konuşurken borsanın yeni oyuncularına da merhaba dediğimiz günlerden geçiyoruz. Ve bugün de Exxon Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir konuğumuz olacak. Hoş geldiniz elinize. Hoş bulduk Gözde Hanım. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyelim. Eksik olmayın, sağ olun. 15-16-17 Mart tarihlerinde. Yani bugünden itibaren başladık talep bugün. Toplama başladı. Evet. Biz hep önce aslında konuşurken önce bir şirketi tanıyalım diyoruz. Öyle başlayalım dilerseniz. Exxon Gıda neler yapıyor, nerelerde üretim yapıyor, üretim büyüklüğü nedir? Biraz ondan bahsedelim. Hay tabii ki de. Exxon Gıda 1996 yılında faaliyetine başladı. O zaman bir aile şirketi olarak başladığı bu alanda, sektörde çok daha mütevazi bir yapı içindeydi. Yaklaşık günlük buğday işleme kapasitesi 150 ton civarındayken bugün 27 yıllık çalışma hayatında kapasitesini, buğday kırma kapasitesini 13 kat arttırarak günlük 2000 ton buğday işleme tesislerine sahiptir. Aynı zamanda personel yapısını da 10 kat arttırarak bugünkü seviyelerine ulaşmıştır. 3 tane üretim tesisimiz 2 ayrı stratejik lokasyondadır. Bunlardan bir tanesi Tekirdağ'da Marmara bölgesinde. Diğeri Konya'da, malumunuz buğdayın çok fazla böyle hasatının yapıldığı diğer bölge Konya'dır. Bu geçtiğimiz 27 yılda Exxon'un başlıca şöyle kilometre taşlarını sıralayacak olursak, tabii ki sadece kapasite arttırımıyla anlatamayız Exxon'u. Exxon'un gerçekten teknolojik olarak bir üstünlüğe sahip olması, kurumsal altyapısını tamamlamış olması ve en önemlisi, bizim de çok önem verdiğimiz, tüm kanallarda, sektöründe, tüm kanallarda mücadele ediyor olması. Malumunuz sektörümüz çok kritik ve defansif bir sektördür. Dolayısıyla hem ihracat kanalında çok güçlü olmanız lazım. Hem de iç kanallarda, Türkiye'nin iç pazarında bizim EDT dediğimiz ev dışı tüketim veya perakende de malumunuz Sinangil markası, bu yılda 60. yılını kutluyoruz. Un denince akla gelen Sinangil markasıyla da marketlerde, raflarda yerini alıyor. Tabii bu iki fabrikamızın stratejik önemi hem tedarik olarak bize lojistik maliyet avantajı sağlıyor. Çünkü bir tanesi Marmara bölgesinde buğdayın bir kendi bir merkezi. Diğeri ise Konya'da, o da bir buğday merkezi. Ama aynı zamanda pazarlara da çok yakınız. İstanbul malumunuz büyük bir pazar ve Ankara, aynı zamanda Ege ve Akdeniz turistik zamanlarda oldukça ciddi ürün pazarlarının olduğu bölgeler. Bu bize hem tedarikçe yakın olmamız hem de pazara yakın olmamız gerçekten bir rekabet gücü veriyor ve üstünlük sağlıyoruz. Tabii
Bunun yanında bizim sosyal sorumluluk projesi altında yaptığımız işler de olmuştur. Bir Çölyak Derneği'nin bizden 2006 yılında bir talebiyle biz glutensiz un üretimine 2006 yılında başladık. Tabii bir sosyal sorumluluk projesi olarak başladığımız glutensiz un üretimimize bu günlerde 2002-2003 yıllarında Gluten Yok markası adı altında glutensiz ekmek, atıştırmalık ürünler ve kurabiyeler yapıyoruz. Ve bunlar da raflarda yerini almış durumda. Biz de bundan gerçekten çok gurur duyuyoruz. Sadece çölyak hastaları için değil, aynı zamanda glutensiz diyet yapan kişiler için de çok tercih edilen, teveccüh edilen ürünlerimiz var. Un üretiyoruz diyoruz. Aslında 200'den fazla da ürünümüz var. Birçok kanalda mücadele ettiğimiz için burada hepsinin ismini zikretmeyeceğim. Bir Eksun, Sinangil ürün ailesi var. Bunun içinde 200'e yakın da ürün var. Tabii bir sanayici olarak da İstanbul Sanayi Odası'nın açıklamış olduğu ilk 500 sanayici listesinde de geçen sene 324. sırada yerimizi aldık. Hı hı. Ve bizim üstümüzde de sektörümüzden başka bir sanayicinin olmaması da bize ayrıca da gurur veriyor. Yani peki, özetle söyleyecek olursam Eksun'u evet, böyle bir 27 yıllık tarihini özetlemiş oldum diye evet, düşünüyorum. Daha soracak tabii çok sorumuz tabii, var buyurun. Ama şimdi ne kadarlık bir pay halka arz edilecek? Biraz halka arzdan da bahsedelim. Neden halka arzı düşündünüz? Ve tabii halka arz gelirini nasıl kullanacaksınız? Tabii aslında bu bir olgunlaşma süreci diyoruz biz buna. Yani 27 yıllık bir geçmişimizde bizim halka arz projemiz daha önceki yıllarda da vardı önümüzde. Fakat pandeminin girmesi malumunuz süreci bizim için biraz daha bir tık daha uzattı. Ama en sonunda şirketimizin gelmiş olduğu nokta kurumsal altyapımızın tamamen güçlendirilmiş olması ve halka arz kararını bize verdi. Malumunuz 15, 16, 17 Mart talep toplama yaşıyoruz şu anda. Tabii tamamı sermaye arttırımı olarak planladık. Pay bedeli 48 lira 90 kuruştan çıkacak. Bir tüm payların tamamının satılması durumunda da brüt olarak 980 milyon TL bir gelir elde etmeyi bekliyoruz. Bu bireysellerde eşit oranla paylaşım olacak. Bunu da özellikle seçtik ki tabana iyice yayılsın, herkes istifade etsin diye böyle bir kararımız da var. Tabii halka arzdan gelen gelirin nerelerde değerlendirileceği hususu da çok önemlidir. Bunu yaparken hem rekabeti hem de verimliliği mutlaka planlamak durumundayız. Dolayısıyla biz halka arzdan gelecek olan gelirin %30'luk kısmını yatırımlarda değerlendireceğiz. %70'lik kısmını da işletme sermayesi olarak değerlendirmeyi düşünüyoruz. Bu %30'luk kısmı biraz daha açacak olursam, pandemi bize şunu gösterdi ki gerçekten dünyada bir enerji krizi ve gıda krizi var. Biz enerji krizinin bir müddet daha devam edeceğini öngörerek kendi tesislerimizde, fabrikalarımızda tüketmiş olduğumuz enerjinin tamamını üretmek adına bu yola çıktık. Aslında bir kısmıyla başladık. Yani fabrikalarımızın çatı GES'lerini güneş enerji santrallerle kapladık. Ama esas büyük projemiz halka arzdan sonra ve bu gelirle yapacağımız RES ve GES yatırımlarımız. Burada da muradımız şudur, 28 megawattlık yatırımlarımızı yapacağız. Bu bize hem rekabet gücü kazandıracak hem de belki de fazlasını satış imkanını bulacağız. Burada şunu da kısaca belirtmek isterim. Eksun Gıda, Exim Yatırım Holding'in bir iştirakidir. Holdingimizin de enerji sektöründe ciddi bir know-how vardır. Yıllardan beri bu sektörün içinde tecrübeliler. Dolayısıyla oradan da biz bir know-how istifadesi sağlayacağız. Ve bu yatırımları çok hızlı bir şekilde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yine sermaye, yine halka arzdan gelecek olan gelirin %70'ini
finansal %30'unu finansal borçların ödenmesinde, %40'ını da işletme sermayesi olarak değerlendirmeyi planlıyoruz. Hı hı. Özetle. Şimdi peki birazcık bize finansallarından da bahseder misiniz? Bu yılki karınız, fabrik marjınız ne durumdadır? Tabii şöyle söyleyeyim. Bizim yıllık bileşik büyüme oranlarından bahsedecek olursak 2009'dan şöyle bugüne kadar şöyle bir göz geçirelim. %29 oranla yıllık bileşik büyüme oranlarımız vardır. Bu da bizim sektörümüzde oldukça iyi ve kabul edilir. 9. ay itibariyle ciromuz 3 milyar 382 milyon TL'dir. Burada biraz FAVÖK oranlarımızı da bahsetmek isterim. FAVÖK oranlarımız %15'dir. Bu da 507 milyon TL'ye tekabül etmektir. Net karımız da yine bilançomuzla bağlı olarak %6 net kar marjıyla 207 milyon TL'de net karımız oluşmuştur. Bunlar da bizim sektörümüz için gerçekten makul ve kabul edilebilir oranlardır. Peki bu yıl yatırım büyüklüğünüz ne olacak? Şimdi halka arzdan olan gelen bu geliri aldıktan sonra biz çok hızlı bir şekilde hemen bunları yatırımlara döndüreceğiz. Yani bir kısmını bahsetmiş olduğum gibi yenilebilir enerji santrallerinde ki bunların aslında altyapısı da şu an için hazır. Yani bunların arazileri alındı, kontrolleri yapıldı, ölçümleri yapıldı, tamamlandı. Ondan sonra izinleri alma noktasına geldik. Yerleri belli. Hemen hızlı bir şekilde bu santrallerin yapına başlayacağız. Bir de yeni ve önde olmak bizim için çok önemlidir. Fabrikamızın belki %10 kısmı kadar da modernizasyona harcayacağız. Dolayısıyla yaklaşık 250-300 milyon TL'yi biz halka arz gelirinden hemen yatırımlara harcayacağımızı planlıyoruz. Peki üretim kapasiteniz ve cironuz, yıllık cironuz hakkında da biraz bilgi verirseniz. Tabii fabrikalarımız tamamıyla tam otomasyon, full modernizasyon şeklinde çalışmaktadır. Buğday işleme kapasitemiz günlük 2000 ton buğday ve yıllık olarak hesap ettiğimiz zaman da 600 bin ton yıllık işleme kapasitesine sahibiz. Ve bizim gerçekten yani 7/24 olarak üretim yapıyoruz. Sadece iç piyasa değil, ihracata da %30'luk bir payımız vardır. İhracatta da 5 kıtada 30 tane ülkeye yakın ihracatımız var. Buradan da ciddi gelirler elde ediyoruz. Hem Trakya fabrikamızın lojistik avantajlarını hem de Konya'daki fabrikamızın stratejik önemini kullanarak bir taraftan güneyden bizim en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başında Irak gelir. Irak piyasasına, öbür taraftan da Güney Afrika'dan tutun Amerika kıtasına, o Amerika'dan Asya kıtasına kadar birçok ülkeye ihracatı gerçekleştiriyoruz. Kaç ülke? 30'a yakın ülke. Cari olarak baktığımız zaman bu 10-15 ülke cari olarak döner. Ama toplamda baktığımız zaman, yani bahsettiğim gibi Güney Amerika'da da var ihracat yaptığımız ülkeler. Afrika kıtasında var, Asya kıtasında var. Zaman zaman da Birleşmiş Milletler ihalesine katılırız. Oralardan da ihaleler alırız. Bu toplamda bakıldığı zaman ciromuzun ve işleme kapasitemizin %30'u geçen sene itibariyle ihracata ayrılmıştır. İç piyasaya döndüğümüz zaman %60'lık kısmı bizim ev dışı tüketim dediğimiz yani geleneksel piyasa, endüstriyel piyasa. Bir de %10-15'lik kısmı da bizim paket unlarımız, Sinangil paket unlarımızın satış rakamlarıdır. Marka olarak Sinangil ve Gluten Yok dışında başka marka var mı? Marka planınız var mı? Aslında bizim Eksun ve Altınapa, yani burada zikretmediğimiz B2B'de çalışan markalarımız var. Bunlar alt markalar. Biz genelde B2C, yani bizim marketlerde Sinangil, işte bu yıl 60. yılını kutladığımız un denince akla gelen Sinangil markamızla biz daha çok öne çıkıyoruz. Ama bunun altında bizim B2B'de ciddi hem Eksun tarafında
hem Altın Apa, Alpa unlarıyla ürünlerimiz ve markalarımız mevcut. Bunun yanında en son ailemize, marka ailemize katılan Gluten Yok da bizim şu anda en son markamız. Onunla da daha önce bahsettiğim gibi glutensiz ekmek, atıştırmalık ürünler yapıyoruz, üretiyoruz ve raflarda şu anda yerlerini almış vaziyetteler. Peki şimdi glutensiz aslında mamuller önemli bir pazar haline gelmeye başladı. Az önce bahsettiniz un pazarında önemli bir yerdeyiz diye. Gluten hani belki dernekle de başlayarak aslında hani sosyal sorumluluk olarak başladığınız şey artık bir ticarete dönmüş durumda ama oradaki pazar nasıl bir pazar? Biraz bize ondan da bahseder misiniz? Sizin üretiminizle ilgili ve tabii genel olarak pazarın durumu glutensiz mamullerde. Tabii aslında şöyle biz böyle bir istek üzerine 2006 yılında glutensiz un üretmeye başladık ve o zamanlarda da glutensiz un üretimi yoktu. O günlerde biz sadece sosyal sorumluluk olarak çöllek hastalığına bir fayda sağlayalım maksadıyla başladığımız bu yolda ilerleyen zamanlarda sadece çöllek hastaları değil, yurt dışında Avrupa'da ve Amerika'da özellikle glutensizi diyet amaçlı, diyet maksatlı kullanılması trend haline geldi. Böyle olunca biz de üretmiş olduğumuz unu Gluten Yok markasıyla mamul ürünlere çevirmeye başladık. Bunun en başında ekmek gelir. Çünkü çöllek hastaları her türlü ekmeği ve her türlü unlu mamulleri tüketemezler. Malumunuz onların rahatsızlıklarından dolayı. Ama bunun yanında şöyle bir durum daha oldu. Diyet programlarına da glutensiz dahil oldu. Dolayısıyla biz de diyet yapanlar için de yani ekmek tüketimi belki atıştırmalık grupta, kurabiyelerde ve önümüzdeki günlerde de bunun donuklarını yapmayı planlıyoruz. Donuk glutensiz ürünler yaparak yani biz glutensiz de gerçekten piyasada bilinen, tanınan Gluten Yok markasıyla teveccüh gören bir noktayı hedefledik. İnşallah yakın bir zamanda da oralara ulaşacağız. Evet, yeni aslında planlarınızdan da bahsettik. Erdoğan Bey, sizin sormak istediğiniz, merak ettiğiniz bir konu var mıdır? Bu halk arzla ilgili bir şey sorayım. Siz çoğunluk konusunuz zaten de. Halk arzdan sonra ana ortaklık olarak nasıl bir vaatte bulunuyorsunuz? Ortak satışı olmayacak bir süre var mı? Fiyat garantisi varsa böyle bir şey süresi var mı? Tabii ortak satışı olmayacak. Tamamı sermaye arttırımı olarak gerçekleştireceğiz. Fiyat istikrar fonumuz olacak. Fiyat istikrar fonunda bir müddet gelirin %20'sini tutacağız. Olası bir şeyde durumda kullanılmak üzere. Şirketin taahhütleri, ortakların taahhütleri bir yıllık satış yapmayacaklar. Dolayısıyla halka açık oranımız %28.63 noktasında bir halka arzımız olacak. Tamamı satıldığı zaman da brüt olarak 980 milyon TL kadar da bir gelir elde etmeyi planlıyoruz. Tamamını da sermaye artırımı olarak değerlendireceğiz. O 980 milyon TL de galiba sizin 2021'in 9. aylık rakamındaki gelirlerinizle eşit. Öyle bir şey olmuş, denk gelmiş diye. Evet, evet, çok yakın bir rakam var orada. Evet. Yani işte bugün başladık talep toplamaya. 15, 16, 17 Mart bizim için önemli. Umarım başarılı bir halk arz, güzel bir halk arz yaşarız. Umarız. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza konuk olduğunuz için hayırlı olsun dileyelim ve 15, 16, 17 Mart tarihlerinde talep toplamaya başladı. Eksun Gıda 48.90'dan talep toplama gerçekleşiyor diyelim. Hayırlı olsun diyelim. Borsa İstanbul yolculuğunuz. Çok teşekkür ederim. Eksun Gıda Genel Müdürü Sayın Ahmet Demir konuğumuzdu. Efendim tabii bir yandan da fintech sektöründe oldukça önemli gelişmeler var. Uluslararası yatırımcılar açısından önemli bir fuar. Türk-Arap Ekonomi Finans Forumu vardı. Dubai'de gerçekleşti. Ve 30'dan fazla Türk fintech şirketi yeni yatırımcılarla buluştu. Türk fintech şirketleri Dubai'de düzenlenen Türk-Arap Finans Forumu'nda yatırımcılarla buluştu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin işbirliğinde düzenlenen foruma Türkiye'den 30'u aşkın fintech şirketi katıldı. Forumda bankacılık, fintech ve sermaye piyasaları özel başlıklarıyla konuşuldu. Finans forumu için bir araya geldik. İçeride de Türkiye'de zaten hali hazırda yatırımı olan bazı uluslararası yatırımcıların temsilcileri de var. Aynı şekilde Türkiye'den de finans ve özellikle fintech alanındaki oyuncular şu anda burada kendilerini anlatıyorlar. Türkiye'ye baktığımız zaman yatırım ortamı anlamında bu zorlayıcı küresel gelişmeler karşısında bir güvenli bir liman ortamı sunuyor. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde özellikle jeopolitik alanda yani Türkiye'nin bir istikrarlı bölge oluşturma çabası bütün yatırımcılar tarafından görülüyor ve takdir ediliyor. Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Başkanı Ufuk Bilgetekin de Türkiye ve Arap ülkeleri arasındaki işbirliklerinin fintech sektöründeki ivmeyi hızlandırmak için büyük bir fırsat sunduğunu söyledi. Fintech alanında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşları 30'a yakın firmamız burada şu anda Dubai'de. Arap tarafında bu hizmeti sunan firmalar, bankalar, finans sektörünün oyuncuları burada. Çok güzel bir ortam. Burada nasıl bir işbirliklikle yapılabilir? Bunun üzerinde müzakereler yapılıyor. Ülkemiz açısından da çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Payfix Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork ise Türkiye'nin dünya çapında fintech üssü olmaya aday en önemli ülkelerden biri olduğunu belirtti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in Marmara Üniversitesi gibi panelde Türkiye dünyada fintech üssü olması gerekir diye buyurmuşlardı bizlere. Bizler bundan yola çıkarak gerçekten Türkiye'de çok sağlam inovatif çalışmalarla birlikte dünyayla yarışır boyuttayız aslında. Fintech alanında bayrağımızı uluslararası boyuttaki kuruluşlar ve kurumlarla yarıştırır hale gelecek ve en önemlisi çok ciddi anlamda yatırım alacağımızı umut ediyorum ben. Evet, kısa bir ara verelim. Saat başında buluşalım efendim. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Paranın rotasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hareketli bir küresel tablo var karşımızda. Bir önce onlara bakalım Erdoğan Bey. Ardından konuğumuzu ağırlayalım. Önce Asya tarafına bakalım. Bugün Asya tarafında genel olarak aslında pozitif bir tabloyla karşılaştık Hindistan dışında ama Avrupa'ya geldiğimizde işler işte öyle değildi. Avrupa borsalarına bakalım. Evet, Avrupa'da Madrid'de %4'e yakın düşüş var. Londra'da %2.7, Frankfurt'ta DAX'ta %2.5, Paris'te CAC 40'ta %3'lük düşüş var. Ve bu tablo aslında bir yandan da tahvil tarafına da yansıyor. O gerginlik, az önce bahsettiğimiz gibi Credit Suisse'deki beklenti, diğer bankalara da herhangi bir sorun olarak yansır mı endişesi genel olarak piyasaları dalgalandırıyor. Credit Suisse hisseleri %30 değer kaybetti. Diğer bankalarında, yine Fransız bankalarında ciddi kayıplar içinde olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bakalım Amerika'ya bir de. ABD'de de 2 yıllık tahvillerde de ciddi bir düşüş var bu arada. Ama endekslerde de oldukça kayıplı bir güne başladığımızı söyleyebiliriz. Tabii önce ABD'deydi çalkantı. Orası biraz sönümlendi gibi, işte kabaca yol haritası belli. Hı hı. Riskler ortaya çıktı, bir derece realize oldu. Belki ufak çaplı küçük bankaların, bölgesel bankaların, eyalet bazında bankaların devamında yine gelebilir bu tip kötü haberler ama sistem kendini bu konuda korumaya aldı. En azından mevduat sahiplerinin korunacağının garantisini en üst ağızdan duydu bütün ABD'li tasarruf sahipleri. Mesela S&P Global, First Republic Bank'ın kredi notunu negatif izlemede tuttuğunu açıkladı. Evet. Ve mevduat çıkışı riskinin yüksek olduğuna inanıyoruz dedi. Evet. Şimdi bu çıkışlar ve bir yandan da aslında hareketliliğin devam edeceği korkusu bir şekilde sanki endişeler daha da derinleşir mi? Bu iş bir krize dönüşür mü? Algısının da giderek arttığını gösteriyor. Ne yazık ki. Belki o küçük bankalar için şu dönemde yeni likitte bulmak ya da tasarruf sahiplerini oradan, o bankadan çıkarmamak diyeyim. Çok kolay olmayabilir ama sistemik bir risk değil. Hepsini toplasanız
bir JP Morgan değil mesela. Hı hı. Aynı durumda bir JP Morgan olsaydı, büyük bir banka olsaydı o zaman bütün dünya allak bullaktı. Yerel bir alev gibi bu. Yani orada bir sorun var, yandı, itfaiye geldi, söndürüyorum dedi. Ama Avrupa'da bugün işte öğle saatlerinde gelen, işte 2 yıldır, 3 yıldır konuşulan, sürekli sorunlarla birlikte anılan bankalara dair bugün gelen kötü bir haber. O haber de şu, %10 ortağı ben buraya para vermeyeceğim dedi. Bu kadar. Yani bu bile çok kötü etki yaratıyor. Hisseye, siz söylediğiniz %30'luk bir değer kaybı yaşatıyor. Sadece ona değil, diğer bankalara da ilgili ilgisiz fark etmiyor. Yani bir defa bankacılık sistemiyle ilgili kötü haber geliyorsa herkes etkileniyor bu işten. Peki, o zaman bir merhaba diyelim Mete Yüksel'e, TFG İstanbul Menkul Değerler Genel Müdürü ve Mete Bey'e de soralım. Selamlar. Merhaba, hoş geldiniz Mete Bey yayına. Hoş bulduk. Şimdi bir kriz doğurur mu bu hikaye, yoksa zaten bir kriz midir? Yoksa biz Erdoğan Bey'le aslında hep de konuşuruz. 2008 krizi tam olarak bitmedi de hep bir halı altına süpürme durumu oluyor. Ve ne olsa ortaya tekrar yeni bir şeyle krize dönüşme riski çıkarıyor diye. Acaba sizce de öyle mi? 2008 krizi bitmedi, onun etkilerini mi hala yaşıyoruz? Onun etkileri hala var ama farklı bir krizin etkisini bertaraf etmek için kullandığımız ilacın yan etkisini yaşıyoruz bence. O yan etki de şu anda geldiğimiz noktaya getirdiğimiz, yani sıfırlı faizlerin işte Avrupa için 2-3, Amerika için 4'ün üzerindeki seviyelere atması sonucunda bankaların elindeki tahvil portföylerinin güncel değerleri eriyor. Eş zamanlı olarak da gelip kitleler halinde işte Moody'ler mevduatlarını talep ettiği zaman en kolay nereden likitte bulur bankalar? Krediyi geri çağırsan o meşakkatli bir süreç. Kalp kırarsın, zaten geri gelmez. Belirli anlaşmaları vardır ama hazine tahvillerinin ikinci el değeri her zaman vardır. Onun için en kolay o taraf satılabiliyor. Satmak için geldiğin zaman da %0 faizle almışsın, faizi 3 olmuş. Ya da 0.25'le almışsın, Amerika için 4.2-4.3 olmuş bunun faizi. O zaman da çok ciddi zarar ederek, yani 3'te 1'ine 4'te 1'ine inmiş fiyatlamalarla satış yapman gerekiyor. Ya Moody'ler de diyor ki, kardeşim bunlar 3-5 kişi geldi parasını çekmek için, böylesine bir zarara satmaya çalışıyor. Demek ki bunlar iyi durumda değil. Ben de hemen gideyim mevduatımı çekeyim. Herkes mevduatını çekmeye bir anda geldiği zaman bu işte bank run, deposit run diye tabir edilen mevduatın hızlı çekilmesi ve likitte kaybı gerekçesiyle kapıya kilit vurulması söz konusu olabiliyor. Bankalar kurtarılmıyor burada. Yani Amerika'da da bankalar kurtarılmadı. Avrupa'da da bankalar kurtarılmayacaktır bu durum oluştuğu takdirde. Bu durum sadece bu arada Suudi, işte %10 ortağın ben para koymuyorum, işte Suudi Ulusal Bankası'nın para ekstra hisse almayacağım, para koymayacağım demesi değil. O dedi ki yani tamam ben yapamam, %10 üzerine çıkamam regülasyon olarak dedi. Ama onu para koymaya iten sebep nedir diye baktığımız zaman faaliyet raporunu açıkladı Credit Suisse. Faaliyet raporunda şunu diyor, geldiler Moody'ler 120 milyar dolara denk bir mevduatı çektiler. Çektikten sonra da geri gelmediler ama o mevduat çekişi azaldı. Durum bu şekilde. Hayır, o zaman da bu faaliyet raporunu okuyanlar, ya kardeşim buradan ciddi bir mevduat çıkışı var. Biz Amerika örneklerini gördük, işte Silicon Valley Bankası, Signature Bank. Ona benzer bir şey burada da mı olacak acaba korkusu yaşayıp çıkmaya başladılar. Yani bu aslında birazcık likidite krizi yaşatıyor Credit Suisse. Credit Suisse bir Avrupa bankası değil, Avrupa Birliği bankası değil. Avrupa'nın içinde bir ülkenin, bağımsız bir ülkenin bankası. Ama diğer ülkelerdeki bankalara da yaşıyor. Yani şu anda İspanyol bankalarına bakıyoruz, onlar da %10 aşağıda. Fransız bankaları %10 aşağıda. İngiltere, her tarafa bu sirayet etmiş durumda. Biz sanki şu şekilde okuyoruz olayı birazcık. Avrupalı bankalardan, bankalarda işte belirli bir mevduat güvencesi var. Bilmiyoruz o tarafta o mevduat güvencesinin üzerindeki mevduatlar için de geçerli bir sigorta verilecek mi durum gerçekleştiği takdirde. Kimse de bunun riskini almak istemez. Para o kadar akışkan ki global piyasalarda, Avrupalı zenginler ve şirketler paralarını Avrupalı bankalardan alır, önümüzdeki dönemde en büyük Amerikan bankalarına yatırırlar. Yani bu işin sonucu şu olur: Avrupalı büyük bankalar mevduat sahiplerini Amerikan bankalarına kaptırırlar. Onun için ECB'nin çok hızlı bir şekilde
Yani böyle bir durum yok şu anda ama olduğu takdirde merak etmeyin. %100'ünü biz cover ediyoruz şu anda mevduatları gibi bir açıklama yapıp hani tansiyonu düşürüp paranın da Amerikan bankalarına gitmesini engellemesi gerekiyor. Yani şu anda satış yiyen bankalara bakıyoruz. En büyük Avrupa'nın bankaları satışıyor. Yani bu Amerika'daki gibi yerel bölgesel bankalar satış yemiyor. En büyük bankalarda bir risk algısı oluşmuş durumda. Ondan dolayı da geldiğimiz durum bu şekildedir. Bahsettiniz ya Avrupa Merkez Bankası'ndan da bu konuda bir açıklama gelmesi lazım. Lagarde'dan yarın böyle bir şey duyabilir miyiz sizce? Yoksa biraz daha mı izlemek lazım? Çok büyük ihtimalle bence duyarız. Bunu ben Lagarde'dan duymayı bekliyorum. Lagarde'dan duymayı beklediğim ikinci şey de işte bir hafta öncesine kadar ben 50 vips yapacağım zaten yol ayırtan belli söylemini değiştirmesini bekliyorum. Yani o söylemiyle uygunsuz bir hareket yapmasını 25 vips faiz arttırmasını bekliyorum. Çünkü dünya değişti. Dünyada hani bazı genel geçer yön vericiler değiştiği zaman bizim de fikrimizi değiştirecek cesarette olmamız lazım. Lagarde'ın da bu cesarette olduğuna inanıyorum. 50 bips faiz arttırımı bence yapmayacaktır. 25'te takılacaktır. 25'te kalması da şöyle bir durumdur. Eğer ki 50 yapmış olsaydı euro değer kazanacaktı dolara karşı. Şimdi herkes de buna kendini alıştırmış durumda. Bence 25'te geçecek. 25'te geçtiği için dolar bir miktar değer kazanacak. Faizler çok artmayacak. Ne kadar güzel sevinci olacak piyasalarda. Yani bugün çok ciddi bir satış var ama yarın eğer ki Lagarde 25'te kalır ise bu piyasadaki bugünkü satışın bir bölümünü telafi etmemize bence sebep olacaktır. Bu arada Amerika'da da yani işte yarın tam Avrupa Merkez Bankası esas önemli olan 22 Mart'ta Amerika'nın adımları ve Amerika'da da şu anda swap fiyatlamasına bakıyorum. Çok enteresan evrildi. Yani geçen hafta neredeyse kesin diyeceğimiz noktada 50 bips'e doğru giden bir artış beklentisi görmeye başlamıştık. Bugün itibariyle baktığımız zaman 25 bips'e olması ihtimali dahi %52. Sıfır, hiçbir değişiklik yapmama ihtimali %48. İnanılmaz artmış durumda. Yani Amerika faiz artırımını yapamayabilir durumundayken elbette ki Lagarde'ın 50 bips yapmasını beklemiyor olmak lazım. Ha, bu da şuna sebep olur. Değerli metaller, değerli madenler, gümüşte, altında bundan istifade edecekti. Zaten yukarıya bir gidiş var. Daha da bu hızlanarak ilerleyebilir. Mete Bey, peki şimdi haberler de düşmeye başladı aslında. Fed daha sıkı, bankalar için daha sıkı kurallar üzerinde çalışıyor. İşte stres testlerini daha güçlendirmek üzerine çalışıyor diye. Siz Fed'den bu yönde nasıl bir adım beklersiniz? Ayrıca Lagarde'dan biraz bahsettik ama yarınki ECB toplantısında Avrupalı bankalara yönelik daha sıkı kurallar konusunda da mesajlar gelir mi dersiniz? Evet, bu bir uyandırıcı oldu herkes için. Yani Amerika'da olanlar, hem işte Credit Suisse'e bunun bulaşması ve diğer bankalara bulaşma ihtimali bir uyarıcı oldu. Bütün regülatörler şu anda stres testlerine ekstra önem veriyor ama bugüne kadar niye önem vermemişler yeteri kadar? Bence sorgulanması gereken şey de budur. Şimdi tamam, yani 0.25 faizle aldığın tahvil, eğer ki tahvilin faizi 4'e giderse para pul oluyor. O zaman senin sermayen yetecek mi? Mevduat çıkışı olduğu zaman ne kadar dayanabileceksin? Yani bu stres testlerinde katı kurallarla ilerleyip gerektiği gibi cezaların kesilmesi lazım ki bir daha bunun olmasının önüne geçilsin. Çünkü bu en nihayetinde tam Amerika diyor merak etmeyin bu sigorta fonundan karşılanacak, vergi ödeyenlerin cebine dokunmayacak bu dese bile en nihayetinde o sigorta fonuna giden yolda da vergi ödeyenlerin cebine dokunacak bir tarafı var bunun en direkte olsa. Onun için dokunuyor, herkes için büyük bir maliyet. Bu maliyet oluşmadan engelleniyor olması lazım. Yani bu acı bir ders olma yolunda ilerliyor. Bundan sonra regülatörler çok katı olacaktır. Bizim tarafta da yani BDDK'nın çok sert bir duruş sergiliyor olması lazım. Stres testlerini Türk bankalarının üzerinde de uyguluyor olması lazım. Yani bizde de %10-11 ile 5 yılın üzerindeki vadede tahvil alan bankalar eskaza 30'a 40'a gidersek ne durumda olacaklar sermayesel olarak? Hani bunların bir araştırılması ve önlemlerin şimdiden alınıyor olması lazım. O önlemleri Türk bankacılık sistemi için konuşalım mı? Yani BDDK'nın kurallarının dönem dönem çok katı olduğunu da duyduk analistlerden de. Ama biz biliyoruz ki son 20-25 yılda Türk bankacılık sektöründe yönetim anlayışı, BDDK'nın bu tip konulara bakışı vesaire dünyadan biraz farklıydı. O farkın
zaman zaman artılarını da hissettik. Ama güncel durumda bizle kıyaslandığı zaman bizim farkımız ne? Bu tip riskleri biz niye yaşamıyoruz? Biz de bir sürü sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz da bizdeki fark ne? Yani biz de karşı karşıya kalabiliriz bu riskle. Herkes aynı anda şöyle bir güvensizlik ortamında gelip de işte mevduatımı çekemeyebilir miyim acaba? Çok hızlı mevduat çıkışı varmış, bana ödeyemeyebilirler mi? Bu bir korkudur. Atıyorum Twitter'da birkaç tane kredibilitesi yüksek kişinin çeşitli somut örneklerle bunu başlatması bu çorap söküğü gibi arkasını getirecek bir şeydir. Onun için hassas bir konudur. Bizim bankalarımız son derece güçlü. 20'ler civarında sermaye yeterlik oranlarıyla çalışıyorlar. Avrupa'daki rakipleri ile kıyaslanmayacak durumda sermaye yeterliğine sahipler. Onun için büyük özel bankalarımız fevkalade sağlam. Onun dışında mesela kamu bankaları %50'den fazla sektörde paya sahip. Tamam, nispeten özel bankaların bazılarından daha çok sermaye yeterlilikleri olabilir ama arkalarındaki büyük ortak ne? Kamu. Yani zaten parayı basıp sermaye enjekte edebilir. Parayı bulmak çok kolay bir şey ekonomi yönetimi ve eğer ki devlet bankasıysa bunun ortakları hazine için ya da varlık fonu için. O tarafta da bir kaygımız yok. Ondan dolayı da hani mevduata büyük bir atak olmasının riski çok az. Bunlardan da yüksek sermaye yeterlilik oranı ve arkada duran ortağın gücünden dolayı bir problem olmamasını beklemek lazım. Ama öte yandan şunu da ortaya koyalım. Mesela BIS'in regülasyonları da Türkiye'de full bir şekilde uygulanmıyor. Şimdi mesela Türkiye Hazinesi'nin ihraç ettiği Eurobond'larda normal şartlarda ülke notuyla alakalı bir risk konması gerekirken, kredi riskine konu edilmesi gerekirken ki %100'dür bu, şu anda bulunduğumuz yerde yaklaşık olarak %100 değil %0 kullanılıyor. Hani böyle kullanılmış olsaydı 3-4 puan büyük ihtimalle sermaye yeterlikleri daha düşük olabilirdi. Ama o zaman da buna rağmen sermaye yeterlikleri yine dünya standartlarının ötesinde güçlüdür Türkiye bankacılık sektöründe. Bu tip sorunları niye yaşıyoruz? Şimdi sebep olarak okuduğumuz sonuç şu. Özellikle bu Amerika'daki küçük bankalar faiz sıfırken her şey yolundaydı. Fakat faiz 4.5'a gelince dengeler bozuldu. Ama 4.5'a böyle bir günde gelmedi. Yani bir yıldır bu konuyu konuşuyoruz. Yani nasıl oluyor da banka yönetimi kendini bu tip risklere karşı hecelemiyor, koruyamıyor? Burada bir yönetim zafiyeti mi var? Yoksa sistemin bir boşluğu mu var? Aşırı risk mi alınıyor? Bu sistem sürekli niye böyle bankacılık sisteminde yeni arızalar çıkartıyor bize? Evet, yani göz göre göre geldi. Faizler yavaş yavaş artıyordu. O bankalarda arada kendi varlık yapılarını değiştirebilirlerdi. Varlık tercihlerini değiştirebilirlerdi. Bunu yapmamayı tercih etmişler belli ki. Hani arada daha zaten 0.25 faiz veren bir tahvili almışsın. Ha 0.25 ha 0. Mesela daha fazla likit benzeri varlık tutabilirlerdi böyle bir günün gelebileceği. Şimdi problem aslında şundan kaynaklandı daha da çok. 2 sene önce bu küçük yeni startup şirketler inanılmaz miktarda sermaye çekerlerken, yani sen bir fikirle geliyorsun, sermaye istiyorsun, sermayesi olanlar da sana bu parayı veriyor, kulağından likidite fışkırıyor. Yapacak bir şeyin yok o likidite. Yani zaman içinde bunu aloke edeceksin o yaptığın yeni fikire. Götürüyorsun işte bu Amerika'daki Silikon Vadisi Bankası gibi bankalara elindeki nakdi çok hızlı bir şekilde teslim ediyorsun. O bankanın da eli yanıyor. Yani acil bir şekilde onu bir yere koyması lazım. Ondan bir gelir elde etmesi lazım ki karşıdaki startup şirkete de bir miktar geri ödeme yapsın. En kolayını hazine tahvili al. Ondan dolayı sıfıra yakın faizlerle hazine tahvilleri alındı o dönemde. Hatta hazine tahvillerinin sıfır civarında faize sahip olmasının nedeni bu startupların inanılmaz miktarda sermaye çekmesiydi zaten ve onları bankaya yatırmasıydı. Şimdi zaman içinde şu oluyor. Startuplar kâra geçemiyor. Kâra geçemedikçe bankadaki paralarını talep ediyorlar geri. Ve yeteri kadar da eskisi kadar hızlı bir şekilde bu yeni girişimlere sermaye vermeyi isteyen gruplar eskisi kadar istekli değil. Yeni sermaye de akmıyor. Eski sermaye çıkmaya çalışırken, yeni sermaye de akmıyorken bankadan inanılmaz miktarda bir mevduat talebi oluştu Amerika'da. Ondan dolayı gözün yaşına bakmadan, zararına bakmadan kol kesmek zorunda kaldılar. Ama risk yönetimlerinin de kesinlikle bir zafiyeti var bu bankalarda. Finansal piyasalara bakıyorum. Dolar değer kazanıyor. Petrolde %3 civar düşüş var. Altın 1924 dolara geldi. Asya hariç
Credit Suisse haberi yoktu tabii orada. Borsalar eksi de bir derece. Bu eksileri ya da bu oynaklığı azaltmak için örneğin yarın önce Lagarde'dan, ondan sonra bir hafta sonra Fed'den, Powell'dan bir şeyler duymaya ihtiyacı mı var? Yatırımcıların buradaki halet rüyesini anlamak açısından soruyorum. Ne görüyorsunuz? Şimdi Powell'da eminim Lagarde'da şunu arzu ediyorlar. İşsizlik artsın, insanların harcamayası gelsin, ellerindeki parayı tutsunlar, böylece talep azalsın. Tüketicinin talebi azaldığı takdirde arz devam ediyorsa o zaman enflasyon düşer. Ben bu olanlara sevindiklerini düşünüyorum. Yani onların kaygısı enflasyonun düşmesi ve şu anda da hem faizler aşağı geliyor hem büyük ihtimalle tüketici güveni düşüyor ve önümüzdeki dönemde tüketici parasına daha sıkı sarılacak ve onu harcamamayı tercih edecek. Ki aynen Fed'in de arzusu bu yönde. İşte bugün üretici fiyatları geldi. Üretici fiyatları da eksi geldi. Onun da etkisiyle şu anda 3.40'lara yolculuk yapan bir ABD 10 yıllık tahvil faizleri var. Yani çok agresif bir faiz artırımı yapmadan sanki bu işin üstesinden gelebilecekler gibi duruyor. Ondan dolayı onların mutlu olduğunu düşünüyorum. Ve Lagarde'ın da 50'dense 25 yapacağının fiyatlanması sebebiyle aslında birazcık İşte doların değer kazandığını söyleyebiliriz bugün. Borsa İstanbul'da da %2 civarı kayıp var. Avrupa'dan biraz iyi ama sonuçta eksiyiz. Bilanço dönemi bitti derken, tam da çok da bilançoları çok fazla konuşmazken, depremin yaralarını sarmaya çalışırken, seçime hazırlanırken, dünyanın bu yaşadıkları sorunlarla mücadele ediyor yatırımcı. Yani kısa vadede bu anlamda böyle çok fazla yükseliş umudu kalmadı mı? Borsa İstanbul'u nasıl değerlendirirsiniz? Ya ben pek katılmıyorum ona. Bence Borsa İstanbul'un ana trend yönü yukarıdır. Tamam, dördüncü çeyrekte bazı olumsuzluklar vardı. Birinci çeyrekte de devam edecek bu olumsuzluklar. Ama baktığımız zaman çok kaliteli ve endeksi sürükleyen bir takım şirketler var. Ve bu şirketlerin diğer şirketlerden para çıkışı olsa da gidecekleri adres olduğunu düşünüyorum. Hala mevduatta anlamlı bir getiri yok enflasyonu temizleyecek ölçüde. Zaten tahvil bonda da hiçbir şey yok. Kur oldukça stabil gittiği için kimseyi cezbetmiyor. En nihayetinde para dönüp dolaşıp borsaya gelecektir. Bir de üstüne üstlük şimdi %30 minimum olmak üzere her ay kamu katkılı emeklilik fonlarına hisse akışla devam edecek önümüzdeki dönemlerde. Herkes de bunun bilincinde. Bakıyoruz bir redemption da olmuyor. Yani fonlardan bir çıkış da olmuyor. Fonu kullanma isteği de görmüyoruz. Çıkış olmadan satma zorunluluğu yok. Yani bu ufak ufak düzeltmeler olacaktır. Ufak düzeltmelerden yararlanıp işte açık pozisyon alınabilir vesaire. Ama ana trendin yukarı olduğunu bilip o aşağı yöndeki kazançları çok hızlı bir şekilde kar alımı yaparak tekrardan yukarıya dönmekte bence çok büyük fayda var. Aksi takdirde şortlayıp da yani açığa satıp pozisyonu azaltıp beklerseniz yukarıya giden harekette çok büyük kayıplar yaşayabilir ve hızla gelip pozisyonunuzu kapatmak için alım yaparak o yukarıya gidişinde daha agresif olmasına sebep olabilirsiniz. Ondan dolayı ben yani tek yönüm borsa olduğunu düşünüyorum şu anda. Bir de Mete Bey tahvil tarafını sormak isterim. Şimdi ard arda çünkü bakıyoruz Almanya'nın 10 yıl vadeli tahvilinde getiri 3 Şubat'tan bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Yine Amerika'da 2 yıl vadeli tahvilde getiri Eylül 2022'den bu yana görülen en düşük seviyeyi test etti. O cephede nasıl bir tablo bekler bizi? Çok iyi bir tablo bekler. Çünkü CDS'in kullanım alanı doğrudan bu şekilde. Yani ABD'nin 5 yıllık tahvilini alın, üzerine de CDS'i yapıştırın. O bizim Eurobond, 5 yıllık Eurobond'umuzun faizini verir. Yani 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde hesaplanıyor. Bazen arz ve talep dengesizliğinden yukarı ya da aşağı oynar ama hesap bu şekilde yapılır. Yani Amerika'da tahvil faizleri aşağı gelirse bizim CDS'imizin hiç değişmediğini varsayıyorum. Bizim Eurobond'umuzun faizi aşağı gelir. Yani Eurobond fiyatlarımız yukarı gider. Ondan dolayı bu ortam Türk Eurobond'ları için de fevkalade olumlu bir ortamdır. Peki. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkınız için. TFG İstanbul Menkul Değerler Genel Müdürü Mete Yüksel bizimleydi. Mete Bey'e veda edelim, iyi günler dileyelim. Ve biz de bilançolarımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz Erdoğan Bey ama hızlıca onun öncesinde, bilanço öncesinde
Aslında tahıl koridoruyla da ilgili önemli bir süreç içerisindeyiz. Bir emtialara da bakmış olalım. Hemen getirelim tahıl koridoruyla ilgili barkolarımızı ve oradaki tabloyu da görmüş olalım. Tahıl koridoru için gergin bir bekleyiş var. Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları güçlü talep ve Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na yönelik belirsizliklerin desteğiyle %1'den fazla yükselerek bir haftanın zirvesine çıktı. Ukrayna dün Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na 60 gün uzatma teklifini reddettikten sonra Birleşmiş Milletler'le Türkiye uzatmaya yönelik müzakerelerin sürdüğünü belirtti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'nın tahıl anlaşmasını 60 gün uzatma taraftarı olduğunu ancak 120 günlük uzatımın daha faydalı olacağını düşündüklerini belirtti bugünkü yaptığı açıklamada. Ne oldu? Mısır'da uzun vadeli kontratlarda bu arada %1.2'lik artışla 247.2 dolar ton başına oldu. Buğdayda %1.2 artışla 258.7 dolar olduğunu söyleyelim. Soya fasulyesinde de %0.1'lik artışla 550.8 dolar olduğunu söyleyelim. Diğerlerine de bakalım. Diğer imtiyalara da bakalım bu arada. Diğer barkomuzu da getirelim. Evet, belirsizlikler emtia piyasasını vuruyor. Dolar endeksindeki sert hareketler etkiledi tabii. Pamuk %7.7 değer kaybetti. Nikel %7 düştü. Alüminyumun kaybı %4.1 oldu. Fitch metal ve madencilik fiyat öngörüsünü revize etti. OPEC petrol talebindeki artış tahminini sabit tuttu. Petrol için ilave edeyim bir şey. Uluslararası Enerji Ajansı bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki Rusya piyasaya fazladan petrol arzı veriyor. İşte bu bankacılık sistemiyle ilgili yaşanan sorunlar vesaire büyüme endişelerini azıcık böyle tetikleyerken petrolü böyle 80 doların altına itiyordu. Ama Uluslararası Enerji Ajansı'nın son Rusya haberi daha da aşağıya çekti. %4'e yakın düşüş var bugün Brent petrolde. Evet. Endüstriyel metallerin hepsi düşüyor. Sadece saydığınız tarımsal emtialarda bir değer kazanımı söz konusu. O da tahıl koridoru ile ilgili. Evet. Eğer bunun tersi olsaydı dolar değer kazandığı için hepsi değer kaybediyor olacaktı. Evet, emtialara da kısaca bakmış olduk. Bilançolarımıza geri dönelim. Dönelim. Hazırsak Yataş'la başlayalım İrem. Evet, Yataş için notlarımız da var. Yataş 2021 yılında 256 milyon TL kar açıklamıştı. 2022'de bu karı %101'lik artışla 514 milyon TL'de gördük. Şirketin esas faaliyet karı %137 yükselmiş. Satışlarda %136'lık bir artış söz konusu. Öz kaynaklar son bir yılda %39 artış kaydetmiş. Yataş için Ak Yatırım'ın bir tavsiyesi var. Halk Yatırım'ın da var, ikisini de söyleyeyim. Yataş için Ak Yatırım hedef fiyatı 41 liradan 60 liraya yükseltmiş. Şuradan bakınca bu fiyatlara göre potansiyel olarak %55'e yakın bir potansiyel var. Ak Yatırım'ın tahminine göre. Şu anda 37 liradan işlem gördüğünü söyleyelim bu arada. %4'ün üzerinde düşüş var. 37 liradayken 60 lira mı hedefliyor? 60 TL diyor Ak Yatırım. Halk Yatırım ise 50.84 diyor. Al tavsiyesi var. Yaklaşık 10 lira daha düşük bir rakamı tahmin etmiş Halk Yatırım. Ak Yatırım'a göre. Evet. Devam edelim Yeşil GYO'ya bakalım. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı zarardan kâra geçti. Klasik gayrimenkul yatırım ortaklığı. 2021 yılında 165 milyon TL zararı, 2022'de 1 milyar 950 milyon TL kar olarak gördük. Yine son çeyreğin büyük etkisi var. Şirketin satışlarında %253'lük bir artış gördük. Ticari borçlar %105'lik bir artış kaydetmiş. Finansal borçlarda ise %3'lük bir yükseliş var. Zirvesine çok yakın. Bugün de primli bu havada. Evet. Hatta %6,5'a yakın primi var. 2.19'dan işlem görüyor. 2.21 zaten zirvesi. Evet. Yeşil Yapı'ya bakalım. Yeşil Yapı. 26 milyon TL'lik bir kar rakamı vardı 2021'de. Bu kar 2022'de %1561 oranında yükselerek 437.9 milyon TL oldu. Fakat şirketin satışlarında son bir yılda %85'lik bir azalma söz konusu. Finansal borçlarda da %51'lik bir düşüş var. Şirketin ticari borçlarında %7'lik bir artış gördük. Öz kaynaklarsa
2021 ile 2022 arasında %153 oranında bir artış yaşamış. Bugün hissenin değerinde bir değişiklik görmüyorum. Ufak bir artıya döndü şu anda. Evet. Ufak bir artı da demeyelim. Bugünkü havada, bugünkü havaya göre. Yani %0.8'e yakın yükseliş var. 2.62'den işlem görüyor. Peki Hatay Tekstil'e bakalım. Hatay Tekstil. Harç sırasını tabii bugün açıklandı. Hatex ile Mavi'nin bilançoları. Evet. Evet. Orada bir karıştık galiba. Hatay Tekstil'i de getireceğiz. Bu arada şimdi Hatay Tekstil deyince belki Hataylı değildir bilmiyorum tam olarak ama deprem bölgesinde faaliyet gösteren şirketleri de belki borsa tarafında özel olarak çalışmalarda yapılıyordur. Olabilir. Yani yapılması da gerekir tabii, aslında tabii. Böyle bir dönemde ilk çeyrek için. Tabii büyük bir desteğe ihtiyaç var. Evet. Şirketin fabrikası Hatay'da, Belen'de. İstanbul ofisi de var elbette. Evet. Hatay Tekstil'e bakalım son çeyrekte nasıl bir tablo var? 2021 yılında 35 milyon TL kar açıkladı şirket. 2022'de yıllık karda %68'lik bir yükseliş gördük. O kadar hızlı değilim İrem. Mavi'yi de okuyacağım, merak etmeyin. Hatex'e bakalım tekrar. Tamam. Evet. %68'lik bir artış gördük karda yıllık periyotta. Şirketin satışlarında %79'luk bir artış var. Ticari borçlar son bir yılda %24 azalırken finansal borçlar %73 oranında bir artış yaşamış. Öz kaynaklarda da %53 oranında bir artış söz konusu. Şirket esas faaliyet karını yıllık dilimde %222 oranında arttırmış. Bugün piyasa kadar eksi. Piyasa kadar ekstra bir durum yok. %2,5'luk düşüş var. 7.87'den işlem görüyor. Evet, Mavi giyime bakalım. Çok istediler arkadaşlar. Mavi'nin bilançoları iş yatırıma göre karlılık beklentileri aşmış. Dördüncü çeyrekte 295 milyon TL'lik bir kar rakamı var. Bu piyasa beklentisinin biraz üzerinde. Yıllık bakayım. 2021'de 423 milyon TL olan karda 2022 yılında %245'lik bir artış var. 1 milyar 459 milyon TL'ye çıkmış bu rakam. Satışlar %129 oranında artmış. Öz kaynaklarda %129'luk bir yükseliş var. İş yatırım Mavi giyim için hedef fiyatı 192 TL olarak açıklamış. Al önerisi var. Şu anki fiyatta %3'lük bir prim var. Bu seviyelerden bakarsak %70 civarı bir potansiyel var iş yatırıma göre. Yapı kredi yatırımsa Mavi giyim için al derken hedef fiyat olarak 170 TL yazmış raporunda. Mevcut fiyatlardan işte %50 ile %70 arası bir potansiyel barındırıyor iki kurumun beklentilerine göre. Evet. 111,5 lira, %3,24'lük yükseliş. 136 liraya biraz uzakta ama zirvesine yine de oldukça hareketli bir 2022 yılı geçirdiğini söyleyelim. Evet, bilanço döneminin de sonuna geldik. Evet. Üzerine konuşacağımız tabii ki enlerine bakacağız. Tabii ki üzerine daha çok konuşacağız sektör, ama. Sektör bakacağız. Genel olarak baktığımız zaman bir değerlendirme yapmak gerekirse dördüncü çeyrek aslında pek çok şirket için oldukça olumlu ve karlı geçti. Öyle görünüyor. Gayet güzeldi. Ertelenmiş vergi gelirlerinde muhakkak etkisi var. Çeyreksel bazda satışların vesaire bir derece azalıyor olması çok sürpriz olmadı. Şirketlerin ciroları yüksek geldi. Enflasyondan kendilerini korumuşlar. Hep satışlarını okuduk dikkat ederseniz. Yani satış rakamlarında çok yüksek artışlar olmamasına rağmen net karda, ciroda vesaire yüksek rakamlar var. Bu da fiyatların yükselmesinden kaynaklanan bir durum. Ama özet geçmek gerekiyorsa 2022 yılı Borsa İstanbul'da halka açık şirketler için, çoğu için gayet iyi bir yıldı, gayet güzel bir yıldı. 2023'te işte yaşadıklarımız malum. Bunun etkilerini muhakkak ilk yarı yıla kadar görecek Türkiye ekonomisi. Şirketlerimiz de hissedecekler doğal olarak bunu. Ama okuduğum, gördüğüm, dinlediğim kadarıyla Borsa İstanbul'daki şirketler için
totalinde karamsar bir beklenti söz konusu değil. Yılın ikinci yarısı için daha da biraz hareketlenebilecek, ilk yarıya nazaran hareketlenebilecek bir dönemden, konjonktürden bahsedenlerin sayısı çok yüksek. Böyle bakınca değerlemeler vesaire Borsa İstanbul için analistlerin çoğunun yükseliş beklentisi korunuyor. İşte korunmasının sebebi de işte çarpanlarla baktığınız zaman Borsa İstanbul hala bir fırsat barındırıyor. Değer açısından bakanlar için burası hala gidilecek yorval dedirtiyor bize. Evet. Gidecek yol var. Pek çok açıdan yol var aslında. Özellikle bundan sonraki dönemde belki hani az önce de Mete Bey'le konuşurken üzerinde durmak lazım. Bankacılık sektörü açısından. Her ne kadar hani borsadan biraz yabancı çıkış olduğunu görsek de son dönemde Amerikan bankalarına, işte Avrupa bankalarına baktığımız zaman Türk bankalarının ne kadar önemli ve güvenli olduğunu görüyoruz. Bu nedenle hani borsadan giriş anlamında, sermaye piyasalarından giriş anlamında yabancı yatırımcı oradan bekler miyiz? Etkili olur mu bu diğer tarafın güvensizliği? Diğer tarafın, yani oradan kaçan nerelere gider? Oradan kaçanın ilk gideceği yer nakit olabilir. Ama nakit para kazandırıyor mu? Buna bakılması lazım. Ama bizim ayrıştığımız çok farklı bir konu var. Belki bunu çok uzun uzun da konuşmak lazım. Mete Bey de söyledi ya, işte Powell elini ovuşturuyor olabilir. Belki bu tablodan mutlu da olabilir. Bu sebeple işsizlik artacak. İşsizliğin artmasıyla enflasyonun önüne geçemeyecekler. Yani Türkiye başka bir hikaye yazıyor. Yani tüketicinin alım gücünü korumak için ortaya atılan adımlar vesaire, enflasyonla mücadelede farklılaşma, Türkiye ekonomisini canlı tutuyor. Bu canlılık şirket bilançosuna yansıyor. O şirket bilançosu hisse değerine yansıyor. O değer yatırımcıya etki yaratıyor. Yani 4 milyon yatırımcı var. Bu insanlar görmüyorlar mı ne olduğunu? Yani burada bilinçsiz bir yatırımcı kitlesi geldi de burada işte vakit geçiriyor. Böyle bir şey düşünemeyiz. Tabii ki seçim bir. Her seçim dönemi Türkiye'de heyecan unsurudur. Yatırımcının pozisyonlanması için seçimden bir önceki haftaya çok dikkatli etmek lazım. Yabancı yatırımcı için bir hareketlenme olacaksa son bir haftaya yakından bakacağız. Evet. Peki. Şimdi tabii en çok konuştuğumuz konulardan birisi şu anda burada %2.2'lik düşüş var. 5095 puanda 5100'ün de altına sarkmış durumda. Şu anda tabii gündemimizin en önemli konularından birisi deprem. Dolayısıyla evet, kentsel dönüşüm. Yani özellikle deprem bölgesinin yeniden yapılanması, yeniden ayağa kaldırılması konusu hepimizin ana meselesi. Ve elbette bir kez daha gördüğümüz deprem gerçeğiyle birlikte tüm ülkede kentsel dönüşüm nasıl yapılabilir? Bunları da konuşuyoruz. Önce bir barkolarımızı getirelim ekranlara. Ardından konuğumuzla konuşalım. 38 günde 43 bin inşaat başladı deprem bölgesinde. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları var. Deprem bölgesinde 650 bin konut yapılması hedefleniyor. Ve yakın zamanda da aslında önümüzdeki hafta itibariyle de 11 ilde eş zamanlı olarak temeller de atılmaya başlanacak. Afet yapımına başlanılan konut sayısına baktığımız zaman Adana'da 1171, Osmaniye'de 152, Kahramanmaraş'ta 9497, Malatya'da 6487, Adıyaman'da 2758, Elazığ'da 505, Diyarbakır'da 1122, Şanlıurfa'da 897, Gaziantep'te 10540, Kilis'te 645 ve Hatay'da 1677 konut olduğunu görüyoruz. Devam edelim. Yeni yönetmelikte hep deniliyor ya %90'ın üzerinde konut, yıkılan konutlar aslında 99 öncesi yönetmeliğe göre yapılanlar. Yeni yönetmeliğe göre yapılan bina sayısında yıkım çok az diye. Onun rakamları aslında bunlar. Genel olarak baktığımız zaman bu 11 ilde eski yönetmeliğe göre yıkılan bina sayısının %96,5, yeni yönetmeliğe göre ise %3,5 olduğunu görüyoruz. Özellikle Kilis'te %99,7'si eski yönetmeliğe göre yapılan binalar, yıkılanlardan. İşte Gaziantep'te %96, Hatay'da %96, Elazığ'da ve Diyarbakır'da tamamı eski yönetmeliğe göre yapılmış binalar. Dolayısıyla yeni yönetmeliğe göre çok daha hızlı hareket edip kentsel dönüşümü tamamlamak lazım. Evet. Nasıl tamamlanır? Konuşalım. Doktor Haldun Ersen bizimle olacak. Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı
Başkan Vekili Genel Sekreteri. Hoş geldiniz Haldun Bey yayına. Merhabalar Özlem Hanım, nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Depremin yaraları sarıldıkça elbette daha iyi hissedeceğiz. 38 günde 43 bin inşaat başladı. 650 bin konut yapılması hedefleniyor. Kentsel az önce de gösterdik aslında grafiklerde. Yeni yönetmelikle yapılan binalarla eski yönetmelikle yapılan binalar arasındaki farka bakınca çok ciddi bir fark görünüyor. Hızla kentsel dönüşüme başlamak lazım ama nasıl yapmak lazım size soralım. Tabii bu konuda aslında bizim de vakıf olarak bazı planlarımız var ve bununla ilgili çalışmalarımızı da başlattık. Bir yol haritası tabii oluşturmaya çalışıyoruz ve bakanlıkla bunu paylaşmak en büyük arzumuz. Ve tabii ki bu noktada özellikle yapılması gerekenlerin başında öncelikle vatandaşlarımızın bu konuda sizin yaptığınız bu programlarla da sürekli bilgilendirilmesi lazım. Vatandaşlarımız aynı zamanda tabii konuyla ilgili bizleri de arıyorlar ve bu konuda neler yapmaları gerektiğini bize sürekli olarak sormaya çalışıyorlar Özlem Hanım. Biz de onları bu konuda yönlendiriyoruz tabii ki. Özellikle belediyelere nasıl başvurmaları gerektiğini ya da biz bu konuda işte onları nasıl 3/2 çoğunluk kararıyla hızlı bir şekilde hareket edebileceklerini anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bu işin en önemli kısmı biliyorsunuz mülkiyetin yönetilmesi ve mülkiyetin bu konuda inandırılması ve bu konunun öneminin onlara çok iyi anlatılmasından geçiyor. Tabii bu arada mülkiyetin dışında bakanlığımızın şu anda biliyorum rezerv yapı alanları oluşturmasıyla ilgili bir projesi var. Bu anlamda stoklar yaratabilmemiz gerekiyor. Çünkü stok konutlar yaratamadığımız sürece bir takım sıkıntılar yaşayabiliriz. Çünkü şu anda doğal olarak özellikle İstanbul'da bir konut stoğu sorunumuz var ve özellikle transfer etmek yani kentsel dönüşüme girmek isteyen vatandaşlarımızın bu konuda stok sorunuyla karşı karşıya kalmamasını sağlamamız lazım. Bir de tabii ki yani bunlarla ilgili çalışmalar yapılırken aynı zamanda yani acil olarak yapılması gereken çalışmalar da var. Özellikle tabii ki bu AFAD'ın işleri arasında ama özellikle işin İstanbul içerisindeki ilçe bazındaki yönetim ve organizasyonunu sağlayabilecek, alt noktalara kadar inebilecek belediyelerle çalışmaları etkinleştirebilmeleri çok çok önemli. Tabii bir taraftan kentsel dönüşüm bazında hazırlanırken bir taraftan da olabilecek afete karşı da bir takım hazırlıklarımızın olması gerekiyor. Keza deniz yolunun kullanılması yönünde çalışmaları organize edebilmek lazım. Tabii yani bu önemli bir konu. Ama burada önemli noktalardan bir tanesi özellikle dediğim gibi rezerv yapı alanı ilan ederek konut stoğumuzun arttırabilecek bir takım önlemleri hızlı bir şekilde alabilmemiz lazım Özlem Hanım. Peki özellikle İstanbul için sormak isterim. İki ayrı tarafta, yakada iki evet. ayrı rezerv alanı planlanıyor ama tabii şimdi deprem bölgesine göre yani yıkılan ve enkazı kaldırılan bir bölgeye göre çok daha zor kentsel dönüşümün yapılması. Ne kadar hızla yapılır? Bunun için ne gerekir? Finansman açısından nasıl kaynaklar oluşturulabilir? Özlem Hanım, siz de çok iyi biliyorsunuz ki hemen acil olarak dönüşmesi gereken 230 bin konutumuz var. Toplamda da İstanbul için söylüyorum. 1.2 milyon acil dönüşmesi gereken konutumuz var. Şimdi bu rakam olarak baktığımızda ortalama 3.84 gibi baktığımızda acil dönüşmesi gereken konutların içerisinde yani yaşayan toplam insan sayısında 850 bin ile 9100 bin arası olduğunu düşünürsek eğer hızlı bir şekilde tabii ki çalışmaları etkinleştirmemiz gerekiyor. Bu yönde yine bizim Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı olarak bir yine çalışmamız var. Özellikle binaların gözle gözlemlenerek performans analizinin yapılması ve buna bağlı olarak bir güçlendirme süreci başlatabilir miyiz? Çünkü evet kentsel dönüşüm bir taraftan yapabilmemiz yani binayı yıkıp yapmamız gerekiyor ama bir taraftan da
Bu tip çalışmalarla arayışlar içerisindeyiz biz de. Hani ne yapabiliriz? Nasıl hızlı bir şekilde insanlarımızı, yani bir tane canımızı kurtarsak tabii ki geleceğe dönük bizim için çok büyük bir şey. Tabii bir de Aziz Hanım, çok önemli bir nokta var. Paniğe de kapılmamak gerekiyor. Tabii bu bir süreç. Evet, deprem her zaman olabilir ve hani her an Türkiye'nin her yerinde böyle bir risk var, biliyorsunuz. Sadece İstanbul'a ilişkin bir risk değil bu. O yüzden tabii ki sakin kalarak bir taraftan da, yani mental olarak da güçlü olmamız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz insanlarımız bundan çok etkilenebiliyorlar. O yüzden de biraz sakin kalarak, özellikle bakanlığımız bu konuda çok önemli çalışmalar yapıyor. Bizler de sivil toplum kuruluşları olarak bu çalışmaları nasıl bir şekilde hızlandırabiliriz diye düşünüyoruz tabii ki. O yüzden yani bu da bence çok önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü bu süreçlerde aklı selim ve aynı zamanda doğru kararlar vererek hareket edebilecek bir sürece de ihtiyacımız var. Belediyelerin özellikle bu konuda acil olarak belki de kadrolarını geliştirmeleri ve özellikle vatandaşlara bu konuda bilgi verebilme özelliklerini arttırmaları gerekiyor bu süreç içerisinde. Çünkü bu noktada mesela bize hep şu sorular geliyor. Biz hangi müteahhiti seçeceğiz? Nasıl bu doğru müteahhit olduğunu bileceğiz? İşte binamızın performans analizini nasıl yaptırabiliriz? Hızlı bir şekilde dönüşüme nasıl girebiliriz? Yani o kadar çok vakfın telefonu bununla ilgili çalıyor ki Özlem Hanım. Biz de tabii ki onlara öncelikle sakin olmaları gerektiğini tek tek anlatarak, öncelikle bulunduğu ilçedeki belediyeye vatandaşımızı yönlendirerek, sonrasında da bu konunun nasıl çözümleneceğiyle ilgili kendilerine adım adım süreçleri anlatıyoruz. Yani bu bir süreç Özlem Hanım ve bu süreci tabii ki bir taraftan hızlanırken, bir taraftan da yapmamız gereken, her kurumun altyapısını geliştirmesi gereken noktalar var. İki tane bölgede tabii Sayın Bakanımızın açıkladığı rezerv yapı alanları çok değerli, çok çok önemli. Fakat bunların tabii ki su havzalarına yakın olmaması ve tabii ki mutlaka bakanlık bunu çok iyi düşünmüştür. Yine keza ormanlık bölgelere yakın olmaması önemli hususlar içerisinde. Bu noktada yani özellikle belki askeri alanlar bu noktada rezerv yapı alanı olarak kullanılabilir. Özellikle Tuzla tarafında, diğer tarafta da Çatalca tarafında, yani özellikle su havzasına dediğim gibi şey yapmadan. Çünkü bizim transfere, yani İstanbul'da özellikle transfere ihtiyacımız var. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki tıkanan bir noktamız var. Özellikle İstanbul'a iç ve dış göç aldığı için İstanbul, özellikle geçen yıllarda bu iç ve dış göç doğal olarak hem nüfusu şişirmiş ve toplamda şehrin planlama süreçlerinin üzerine çıkan bir durumla karşı karşıyayız. Ve bir taraftan da tabii ki bakanlık 3500 liraya kiraları çıkardı. Bu da çok önemli bir gelişme İstanbul için özellikle. Ama tabii ki 3500 liraya kira bulma yönünde de bir takım belki sıkıntılar olabilir. O yüzden hani acil olarak rezerv yapı alanlarını hızlı bir şekilde geliştirip buralarda çalışmalarımızı etkinleştirmemiz gerekiyor. Bu bence en önemli çözümlerden bir tanesi olacak gibi gözüküyor. Peki, çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Daha çok üzerinde ben konuşacağız kentsel dönüşümünü, öyle görünüyor. Konuşmalıyız ben da elbette. Ben çok teşekkür ederim bizim fırsatı verdiğiniz için. Çok, çok sağ olun. Teşekkürler. Doktor Haldun Ersan bizimleydi. Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Başkan Vekili ve hemen bu konunun öncesinde hızlanan küresel piyasalardaki trafiği konuşuyorduk. Philip Capital'e gidelim. Eğitim ve Araştırma Müdürü Ercan Göçmen bizimle olacak. Ercan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Özlem Hanım. Hem tahvil tarafı hem piyasalar, endeksler, hisseler, havada uçuşan bir tablo var. Oldukça yoğun bir tablo. Siz nasıl görüyorsunuz, nasıl okuyorsunuz? Sizden dinleyelim. Yani son iki haftadır konuştuklarımıza bakacak olursanız gerçekten inanılmaz bir hareketlilik var. Daha geçen hafta Amerika'da 10 yıllıklar %4'ün üzerine çıkmış, 2 yıllıklar %5'in üzerine çıkmış ve piyasada
Fed'in Şahin söylemleriyle inanılmaz bir gerginlik yaşıyorduk. Şimdi Fed'in Şahin söylemleri tamamen ortadan kalktı. Bugün açıklanan üretici fiyat verileri mesela önemli. %0.3 artış bekleniyordu. %0.1 düşüş geldi. Yıllık üretici fiyat endeksi %4.6 ile son 2 yılın neredeyse en düşük seviyesine geriledi. Dolayısıyla artık Fed'in Şahin söylemi piyasa tarafından neredeyse hiç konuşulmuyor. Perakende satış verileri aslında bunu destekliyor. %0.3'lük bir azalış bekliyordu. O da %0.4 azaldı. Hoş perakende satış verileri bir önceki ay %3.1 artarak çok ciddi bir artış gerçekleştirmişti. Dolayısıyla bu ayki düşüş çok önemliydi ama özellikle üretici fiyat endekslerindeki yıllık 4.6'ya gerileme önemli bizce. Fed'in bu toplantıda artık 50 bas puan arttırım yapma ihtimali kalmadığına piyasa tamamen inanıyor. Bir hafta önce %75 olasılıkla 50 bas puan arttırım yapma diyen piyasa şu anda bu olasılığı %0'a indirmiş durumda. Hatta daha ilgincini söyleyeyim. Önümüzdeki iki toplantıda, Mart ve Mayıs toplantısında faiz arttırmaz diyen anket sonuçları %25'e ulaştı. Dolayısıyla o tarafta artık bir endişe yok. Hatta bunu 10 yıllıklarda falan da görüyoruz. 10 yıllıklar %3.40'a geldi ki Eylül ayından bu yana en düşük seviye. Benzer şekilde 2 yıllıklarda da sert geri çekilmeler var. Dolayısıyla o tarafta endişeler kalmadı ama piyasanın yeni endişesi şimdi bankalar. Cuma günü biliyorsunuz Amerika'da bir bankanın iflas kararı sonrasında bugün de Avrupa'nın en büyük bankalarından Credit Suisse, daha doğrusu en büyük demeyelim de en çok bilinen bankalarından biri olan Credit Suisse'e bir açıklama geldi. Bankanın en büyük fonlayıcısı artık daha fazla bu bankaya destek olmayacağını açıklayınca Credit Suisse hisseleri bugün Amerika borsasında %25 düşüşle güne başladı. Şimdi Credit Suisse düşünce tabii bölgenin diğer bankaları UBS, Barclays gibi bankalarda da %7'lik, %8'lik düşüşler var. Avrupa'daki hisse endekslerinde yaklaşık %3 düşüşler görüyoruz. Şimdi evet, yani bu bir domino etkisine dönüşür mü? Bu endişe çok ciddi anlamda var. İşte Amerika'daki banka Credit Suisse acaba gerisi gelecek mi? Ama Credit Suisse özelinde şunu söyleyelim. Credit Suisse yıllardan beri aslında piyasada çok ciddi anlamda değeri eriyen bir banka. Yani 2021'in Ocak ayında Credit Suisse'in değeri 14 dolardı. Hisse değeri 14 dolardı. O günden bu yana zaten 2 yıldır Credit Suisse değer kaybediyor. Yani neredeyse tek bir gün yukarı hareketi yok kağıdın. Dün 3 dolardı. Bugün de %25 değer kaybıyla başladı. Ve 2 dolarlar seviyesine kadar geriledi. Ama biz yayına girerken mesela %15 değer kaybındaydı. Bizce orada asıl önemli olan şu, bu domino etkisine dönüşecek mi? Yoksa bir yerde regülatörler ya da büyük bankalar buna bir dur mu diyecek? Buna bakacağız. Ama şunu söylemek lazım Özlem Hanım. Yani Amerika'da özellikle Amerika hisse endeksinde bankaların ağırlığı çok fazla değil. Dolayısıyla eğer burada bir domino etkisine dönüşmezse bu iş, bu düşen faiz ortamından teknoloji hisseleri çok ciddi anlamda faydalanacağını biz düşünüyoruz. Ki şu anda mesela Nasdaq endeksine bakarsanız %1 civarında ekside. Yani diğerleri %2'ye yakın ekside. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi %1 ekside. 50 günlük ortalamasının bile altında değil şu anda Nasdaq endeksi. Dolayısıyla bankalardaki bu endişe bittiği andan itibaren bu kadar düşük faiz ortamında teknoloji hisseleri öncülüğünde bir yukarı hareket görebiliriz. Buna dikkat etmek lazım. Bir yandan da tabii bu endişe ortamında tabii bu işten en çok nasiplenen altın oldu. Altın 1830 dolarda dip yapmıştı hatırlayacak olursanız ve şey demiştik. 1860 dolar bariyerini geçerse ikili dip görüntüsü olur. Bunun ardından 1960 dolarlar konuşulabilir denmiştik geçtiğimiz haftaki yayında. Hakikaten öyle de oldu. Şu anda altın 1960 dolar zirvesine doğru, bu yılki zirvesine doğru yolunu devam ettiriyor. Ve tabii böyle bir endişe ortamında da güvenli limana kaçış hikayesiyle altına ilgi devam ediyor. Eğer altın 1960 dolar bu yılki zirvesini geçerse, geçen yılki zirvesi olan 2000 dolara doğru hareket de edebilir. Dikkatle izlemekte fayda var. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sercan Bey. Yayın anlattıklarınız ve yayına katkılarınız için diyelim. İyi akşamlar dileyelim ve böylece yayının da sonuna geldik Erdoğan Bey. Yarın görüşelim o zaman. Yarın görüşmek üzere efendim, iyi akşamlar.